Sevgili dostlar, hepinizi muhabbetle selamlıyorum. İnşallah Cenab-ı Hak şu korona günlerinden kısa zamanda kurtulmamızı nasip eylesin. Sıkıntılı günler devam ediyor. Cenab-ı Hak muhafaza eylesin hepimizi. Bir dostluk vardır. Ne ile? Ağaçla gölge arasında. Gölge bir gün ağaca der ki, arkadaş, biz doğuştan beri beraberiz. Her gün birlikteyiz ve hiçbir zaman birbirimizden ayrılmadık. Fakat sen her zaman benimle güneşin arasına giriyorsun. Bana bir kez olsun güneşi göstermedin. Hep kendin görüyorsun, benden sakınıyorsun. Nedir bu vefasızlık? Niye böylesine vefasızsın diye iyice sitemde bulunur. Gerçekten de ağaç doğdu, gölgesi oluştu. Doğuşta hayat boyu hep birlikteler. Ağaç dedi ki gölgeye, haşa, ben sana nasıl mani olabilirim? Niçin mani olayım ey arkadaş? Fakat ben her zaman kıyamdayım, her zaman Rabbimin huzurundayım ve onu zikrediyorum. Fakat sen doğuşundan beri yatıyorsun. Bir kez ayağa kalkmadın. Hatta gölge diyor ki, güneş ne zaman bana doğru meyletse sen hemen aramıza giriyorsun, yapma böyle falan dedi. Ama sen ayağa kalkmadın. Hiçbir zaman bir harekette bulunmadın ve hep yattın. Onun için de sen güneşi hiçbir zaman göremedin, mahrum oldun. Şimdi ne güzel, bize ibret almak bakımından ne kadar hoş ifadeler. Yatana, oturana, hareket etmeyene hiçbir şey gelmiyor. Boşa zaman geçirme. Hani Peygamber Efendimiz yolculuk yapıyordu. Yolda birini gördü, selam vermedi. Geri dönüşte yine gördü, selam verdi, geçti. Yanındakiler, ya Resulallah, bu adam giderken de buradaydı ama selam vermemiştin. Şimdi niçin selam verdin? Dedi ki, onu o zaman bomboş görmüştüm. Hiçbir iş yapmıyordu. Fakat geri dönüşte baktım, elindeki bir çubukla yeri eşeliyordu. Bir hareket, bir hareket yapma, bir iş yapma, boş durmama. Şunlar bize öylesi güzel şeyler ki. Şimdi bakın, bir kısmımız hiç evden çıkamıyor. Bir kısmımız dikkatli bir şekilde, işi olanlar mecburen çıkıyor. Diğerleri de, işi olanlar da dikkatli bir şekilde hareket ederek çıkıyor. Evde olanlarımız çok sıkılıyor, kolay değil. Yani bir alışkanlıktan bir anda sıyrılmak kolay değil, çok zor bir iş. Fakat işte adapte olabilmek diyoruz şartlara. Müslüman şartlara adapte olabilen insandır. Biz bu dünyaya niçin geldik? Kulluk için geldik. Öyleyse evinde de kulluk devam ediyor, dışarıda da kulluk devam ediyor. Acaba ben kulluğu unutmuş muydum? Ben hiç mi hatırlamıyordum? Şöyle düşün, ben vaktimi kimlerle harcıyordum? Ne için harcıyordum? Bir Fenerbahçe Galatasaray maçı için saatlerim gitmiyor muydu? Evde Rabbime şöyle günde 5 defa 10'ar dakika yönelmek çok mu zor geliyor? Düşün, düşün, ibret al, kulluğunu hatırla, niye geldiğini hatırla ve imtihanı kazanalım sevgili dostlar. Asıl bu. Şimdi işte insanlar, bizler her hal ve şarttan ibret alacağız ve çıkartacağız, düşüneceğiz. Bakın, önceki gün siyasette de bir gelişme yaşandı. Aslında nereden nereye aynı husus ortaya çıkıyor. Belki de milletimizin en fazla sevdiği bakanlardan bir tanesi, İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu Bey, bir anda istifa etti, beklenmeyen bir şekilde, hiç kimsenin hatırına gelmeyen bir şekilde, akşam vakti bir anda istifasını sundu. Şaşırdı millet. Neden? Çünkü çok seviliyordu. Fakat şu istifadan bir devlet olarak, devlet adamları olarak, millet olarak, idareciler olarak o kadar çok ders çıkartacağımız hususlar var ki tarih açısından baktığımız zaman. Birincisi, yani bir milletin bir istifaya, son yıllarda şöylesi düşünün, bir bakan, bir vekil, bir bakan, bir görevli görevden alındığında veya istifa ettiğinde bu kadar bir üzüntü meydana getirdi mi?
ve bu kadar millet geri dönüşüne şey koydu mu, tavır koydu mu? 16 milyon tweet. Muhterem dostlar, bu müthiş bir hareket milletin gösterdiği. 16 milyon tweet atmak. Şimdi bu bize, biz bundan ne dersler çıkartacağız? Birincisi, bu durduk yerde olmuyor. Demek ki 2016'dan beri Sayın Bakanımızın faaliyetleri milletin kalbinde taht kurmuş. Ne kurdu peki? Düşünelim, Elazığ depreminde bir ay boyunca ekibiyle beraber halkın içinde orada yatması, evini görmemesi. Yani işe tam manasıyla işine kendini vermesi, halkın içinde olması. Şimdi gözümüzün önüne işte millet unutmuyor. Başka terörle mücadelesi, uyuşturucuyla mücadelesi, hırsızla, arsızla, dolandırıcısıyla, bölücüsüyle, cansiperane mücadelesi. Bilhassa polisin, jandarmanın arasında net bulunması, çıkmaması onu emri altındakiler son derece seviyor. Halk müthiş seviyor. Niye? Gayret ehli, feragat ehli. İşinin hakkını veriyor. Hakkını veriyor. Evet, idareci olması lazım ama göremedik ki biz. Böylelerini görebildik mi? İşte göremeyince millet not atıyor, not. Hep böyle gelseydi bu tepki bu şekil olmazdı. Niye? Çünkü görmüyor, birini görüyor ve onu kaybetmek istemiyor. Sahip çıkıyor. Müthiş bir duruştur, müthiş bir tavırdır. Sevdirmesi işte Süleyman Soylu Bey'in şahsiyetinde yatıyor. Peki ne gösterdi millet? Vefa gösterdi. Vefa gösterdi. Yanındayız dedi. Bizi bırakma dedi. Tavır koydu. Sevincinen belki sokağa çıkmanın tam da yasağın kalktığı bir ana dek geldi. Sokağa döküldü. Işıklarını yaktı, söndürdü. Pencereleri aldı, açtı, alkışladı. Müthiş bir tavır. Gerçekten tebrik ediyorum. Neden? Hizmet edene sahip çıkmak lazım. Peki ben şimdi bilemiyorum. Hani orada geçmiş yaşantı Soylu Bey üzerine aldı. Bir hata ettik dedi. Aslında bana baksanız büyük bir hata yoktu burada bana sorsanız. Evet, farklı şeyler olabilir miydi? Olabilirdi. Fakat yaşanmadan ne olacağını da göremezdik. Yani bir şey, bazı şeyler yaşanınca görünüyor. Peki ben orada ne de gördüm? Yani tam da bütün marketlerin, her şeyin, dükkanların kapandığı, zaten milletin belli seviyede dışarıda olduğu çok az kesimin saat 10'da bir açıklama, artık hiçbir şey olmuyor. Peki millet, ya zaten bir aydır koronayla yatıp kalkıyorsun sen. Dikkat ediyorsun. Evine en az şöyle 2-3 günlük bir erzak olmayanımız yoktur. Peki bir 2 saat ölür müsün ya, dışarı çıkıyorsun 2 gün ölür müsün? Demek ki millet olarak bazı şeyleri, tedbir denen hususu daha biz kendi nefsimizde özümsememişiz. Kendimizde burada millet olarak ders almayacak mıyız? Yani her şey mi polis zoruyla olacak? Burada kendimizin mutlaka her an, her saate hazırlıklı olmamız lazım. Ölmezsin. 2 günle, 3 günle, 5 günle ölmezsin. Kaldı ki devlet öylesine şey ki sabahleyin arabayla suyunu, ekmeğini evin önüne getiriverdi. Getirdi. Merak etme, İtalya'daki, İspanya'daki, Amerika'daki devlet yok bugün Türkiye'de. Milletinin yanında bir devleti ve hükümeti var. Bunu da görelim, bunları da bilelim. Gerçekten güzel yönetiliyoruz. Şöylesi bir kritik ortamı en güzel şekilde atlatıyoruz. Cenab-ı Hak inşallah bizi daha şey yapmasın, biz de kendimize sahip çıkalım. Bize düşen görevleri de yapalım. İnşallah Cenab-ı Hakk'ın da rahmetiyle, merhametiyle, lütfuyla, ihsanıyla kısa bir zamanda bunları atlatalım. Ama tedbir almazsak o zaman suçu illa hemen hükümetler ama kendimizde de ara be kardeşim yani. Kendimizde de ara. Fakat Süleyman Soylu Bey basit de olsa, olmasa da hata olarak görünse bir tavır koydu, istifa etti. Yani ben bu suçu, bu da görülmüş bir şey değil bizim. Görüldü. Millet de hayır dedi, biz yanındayız Sayın Cumhurbaşkanım dedi, bunu imzalama. Cumhurbaşkanımızı tebrik ediyorum. Milletin kararına, milletin sevgisine, milletin takdirine rıza gösterdi.
ve Süleyman Soylu Bey'i yerinde bıraktı. Fakat bir takım şeyler daha gördük. Neyi? İçeride ve dışarıda. İçeride ve dışarıda, yani hem AK Parti içinde hem dışarıda sevmeyenleri de gördük. Dışarıdakileri ben çok iyi anlayabiliyorum sevgili dostlar. Kimleri? İşte halk düşmanı diye ona hakaretler ederek bazıları. Kim bunlar? Bunlar tamamen bölücü örgütler. Yıkıcı örgütler, bu milleti, bu devleti sevmesin diyen, sevmeyenler, bassın diyenler, ölülerin çoğalmasını bekleyenler şu koronadan bile. Benim bunlara söyleyecek bir sözüm yok. Allah hidayet versin. Başka ne söyleyebilirim? Bu kafadaki, bu zihniyetteki adama, halkın içinde olan ve halkın bu kadar sevdiği bir kişiye halk düşmanı istifa etti diye konuşmak, bunlara sözüm yok. Peki AK Parti içinde sahip, bu kadar millet böylesine sahip çıkarken diğer bakanlar, diğer vekiller, teşkilatlar, teşkilatlarda sahip çıkanlar çok ama üst düzeyde ben beklerdim. Orada bir bakan partiden istifa etmedi, partiden gitmedi. Sonuna kadar o partinin ferdi olan bir kimse daha aktif bir şekilde yanında dur. Hemen bakan aramak, bakanlık bu kadar mı koltuk? Bu kadar mı bazıları? Acaba bana mı düşer diye mi bekliyorlar sevgili dostlar? Ya korona gibi günlerde, ölümün kol gezdiği, korktuğu günlerde hala mevki mi düşünülür? Makam mı düşünülür? Düşünün. Ben orada AK Parti'nin çok büyükler çıkartması lazım. Cumhurbaşkanımızın bu işi hakkıyla yorumlaması lazım. İşte neden kaybettiğimizin bazı yerlere AK Parti'nin İstanbul'u, Ankara'yı neden kaybettiğinin, bazı büyük şehirleri ve oy oranının düşmesini ben dışarıda aramıyorum asla. İçerideki harekette. Çünkü bir yerde birlik ve beraberlik varsa Cenab-ı Hakk'ın rahmeti gelir. Birliğin ve beraberliğin olmadığı yerde nimetler elden gider. Bunu asla ve asla unutmayalım. Burası bence son derece önemli. Çünkü asıl çıkartılacak dersler burada sevgili dostlar. Elbette Sayın Süleyman Soylu Bey'in geri dönüşü, bunu da son derece mühimdir. Bir kez daha Cumhurbaşkanımızı tebrik ediyorum. Çünkü dikkat edin, bazıları anında bundan o kadar memnun oldu ki falan bakan da gitsin, filan bakan da gitsin, şu da gitsin, bu da gitsin demeye başladılar. Bunlar için tek bir şey var, hükümet gitsin. Yarın demeyecekler miydi Sayın Soylu gitmiş olsa, asıl müsebbibi bunun en tepedeki, onun gitmesi lazım demeyecekler miydi? Söyleyin bana. Bütün saldırılar oraya geçmeyecek miydi? Millet bana göre tarihi bir karar aldırdı. Tarihi bir sorumluluğu yerine getirdi. Aslında bunun o kadar da görünmeyen faydaları oldu ki onları da biraz düşünmek lazım. Onun için bana göre Sayın Süleyman Soylu Bey'in istifasının geriye dönmüş olmasının tarihi bir karardır. Tarihi faydaları vardır. Bu ileride daha iyi anlaşılacaktır. Sevgili dostlar, hadiselere ibret nazarıyla bakmak böyle bir şey. Yine geri dönüyorum. Günlerimizi ve saatlerimizi, günlerimiz gidiyor. Ömürden saatler eksiliyor. Ömürden nefesler eksiliyor. Ömürden günler eksiliyor. Bu günleri boş boş geçirmeyelim. Rabbimizi zikredelim. Analım, hatırlayalım. Güzel işler yapalım. Evimizde boş durmayalım. Ana baba dualarını almaya gayret edelim. Hepinize muhabbetlerimi sunuyorum. Sevgilerimi sunuyorum. Dualarınızı bekliyorum sevgili dostlar.